Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda aldığım bazı yeni kozmetik ve bakım ürünlerini göstereceğim. Daha çok aslında makyaj malzemeleri. Birlikte yeni ürünleri deneyelim istedim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerekten başlıyorum. Makyaj malzemelerini zaten yüzümde deneyeceğiz. Tek tek bir makyaj yapacağız yeni ürünlerle. O yüzden ondan önce aldığım iki parça sadece bakım ürününü göstereyim. Bir tanesi Bioil'in bu natural olan vücut yağı. Bunu işte çatlakları önlemek amaçlı aldım. Kullanmaya başladım bile. Böyle çok bereketli bir ürün diyemeyeceğim ama böyle çok çabuk da bitmiyor. Biraz şöyle kullandım. Bende turuncu olanı da vardı. Fakat onu bir türlü kullanamamıştım işte emzirme, hamilelik falan derken. Çünkü onda retinol türevi bir madde var. A vitamini türevi. O da hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılmıyor. O yüzden de bunu tercih ettim. Ve çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani bu hamile olmanız gerekmez. Bir diyet yapmayı düşünüyorsunuzdur, zayıflayacaksınızdır. Ya da bu aralar kilo alıyorsunuzdur. Ya da çatlaklarınız zaten vardır. Ergenlik döneminde de olabilirsiniz. Bence çok güzel. Nemlendiriyor cildi ve ben mesela bu hamileliğimde şimdi doğuma 2 hafta falan var. İkinci hamileliğimde toplamda şu an için 17 kilo falan aldım. İlk hamileliğimde sadece 10 kilo almıştım ama şöyle 12 olmuştum. Bir 9'a falan düştüm. Covid oldum o arada. Bir anda böyle 3 kilo falan verince bacaklarımın üst kısmında hafif bir çatlama olmuştu. Hani hastanede yatıyordum bir de. O yüzden de çok bir krem sürme durumum olmamıştı. Son ayda işte çatlamıştım. Çatlamadım. Son ayda çatladım. Bu kullanmaya başladığımdan beridir ki yani neredeyse 2 katına yakın bir kilo alıyorum. O eski olan çatlaklarımda çok ciddi bir azalma, neredeyse hiç gözükmüyorlar. O kadar etkili olacağını düşünmüyordum. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Hem de cilt lekeleri için de mesela düzensiz bir cilt tonu var. Yüzde de kullanılabiliyor kesinlikle. Hani cilt lekeleriniz varsa da yine sürebilirsiniz. Çok sevdiğim Purist Solution'ın Arbutin serumunu da şu an kullanamadığım için mesela sivilce çıktığında leke kalmasın diye yine böyle bölgesel olarak bu yağı kullanıyorum. Hani sadece çatlak olarak düşünmeyin. Cilt lekelerinde de koyduklar, açıklıklar varsa şans verebilirsiniz. İçeriği de doğal. Bir de çok sevdiğim bir saç kremim. Saç kremi bitmişti. Glisin. Bu pembe olanı, Supreme Length olanını aldım. Çok seviyorum. Gratis'ten aldım. Malum saç kremlerinin fiyatları çok arttı. Bu da indirimdeydi. Güzel bir fiyata aldım. Ojeleri de göstereyim. Sonra makyaja geçelim. 2 tane oje aldım. Kendime hep söz veriyorum. Daha fazla oje alma diye. İhtiyacım olduğunu düşünmüyorum çünkü. Ama hem sizin gönderdiklerinize bakmaktan ve almaktan kendimi alamıyorum. Hem de yeni çıktığı zaman denemek istiyorum. Bu Beaulieu'sin yeni çıkan ojesi. Love Bomb 966 numarası. Böyle glitter oje. Hemen hem sizin için şöyle bir tane tırnağıma kırmızı da sürdüm. Hem üstünde hem de şeffaf olarak göstereceğim. Şöyle bir fırçası var. Önce bir boş tırnağın üzerine süreyim. Hem sim hem pul var içerisinde. Ben rengini çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bir de kırmızının üzerine süreyim. Elimdeki de pastelin 99 numarası kırmızı. Onunla çok yakışacağını düşündüm. Evet, yani direkt ikisi birbiri için yapılmış gibi. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel bir oje. Fiyat olarak da diğer ojelerden uygun Beaulieu'sin ojeleri. Sevdim. Yani gönül ister de sevgililer gününde böyle bir güzel bir oje kombini yapalım tırnakta paylaşayım falan ama maalesef biraz zor günlerde o günler. Kimsenin hiçbir şey umurunda olmadığı günlerdi. Hala da öyle aslında. Neyse. Görür görmez şey hatırladım. Yani bundan bayağı 4-5 sene önce sanırım. Bir yandan da diğer ürünlere geçeyim. H&M'in böyle bir ikili seti vardı. Kırmızı oje ve kırmızı böyle glitter oje. Yani neredeyse birebir aynısı. Onu çok severek kullanmıştım. Bir kere çıktı zaten. Koleksiyondu. Keşke 2 tane 3 tane yapıp stoklasaydım diye üzüldüğüm bir oje olmuştu. Çok sevmiştim çünkü. Yılbaşı koleksiyonu gibi çıkmıştı. Onu bulamadığım için bu çok güzel bir alternatif oldu. Hoşuma gitti. Şimdi bir BB krem aldım. Yves Rocher'in BB kremi. Şöyle göstereyim. 2 çeşit BB kremi var. Bir SPF faktörü olan var. Bir de olmayan var. Bu olmayan. 6 in
bir diyor. Yani altısı bir arada özellikleri olan bir BB krem. Tek renk geliyormuş maalesef, medium. Aslında diğerinde denediğimde SPF olan da light bana daha iyi olmuştu. Ama medium'da böyle yapısı çok ince olduğu için hiç sırıtmadı. Hani böyle çok beyaz değilseniz kullanabilirsiniz severek. İçerik olarak da yine tabii ki daha temiz bir ürün. Şöyle elimle yedireceğim. Zaten hafif, kapatıcılığı çok hafif bir ürün. Bence BB kremlere göre bayağı ince yapıda bir ürün. Hani böyle çok ciddi bir cilt probleminiz yoksa, sadece böyle genel bir cilt tonunu eşitlesin falan derseniz seveceğiniz bir ürün. Kokusu beni hiç rahatsız etmedi. Çok güzel bir kokusu var. Gün içerisinde cildinizde yokmuş gibi oluyor hakikaten. O anlamda da çok sevdim. Ben bir oksitlenme problemi yaşamadım. Şu göz altlarımı bile getirdim yani şu an. Daha elimde kalanı şöyle süreyim. Bir aynamdan kontrol edeyim. Yani mesela sivilce lekem hala var. Üzerine biraz daha gitmek ya da bir concealer uygulamak gerekebilir. Ekstra bir kapatıcı. Çünkü çok bir kapatma özelliği yok. Ama böyle hani hafif burun kenarındaki kılcal damarları, işte siyah noktaları falan yine örten. Bence daha tint yapısında bir ürün. BB krem kadar kapatıcı bir ürün değil diye düşünüyorum. Kapatıcılığı bayağı az. Ama genel olarak bence ciltteki duruşu güzel. Ben günlük kullanım için böyle çok hafif ürünleri çok seviyorum. Tam benim tarzım, o yüzden ben sevdim. Niye SPF faktörünü olanı almadım? Zaten güneş kremi uyguluyorum. Bir de aralarında ciddi böyle iki kat gibi bir fiyat farkı vardı. Bunu indirimden almıştım. Bayağı uyguna gelmişti. 110 lira gibi bir şeye gelmişti. İlk aslında yine Pure Beauty'nin BB kremine bakmıştım. O 170 lira falandı o zamanlar. 160 liraydı. Ama o bazen böyle bir çok sevdiğim bir ürün olsa da bazen sivilce yaptığını düşünüyorum. Bana mı öyle geliyor yoksa öyle mi bilmiyorum ama o yüzden buna şans vermek istedim. Gayet de iyi oldu. Ama elimden düşmeyen ten ürünü ne derseniz bu aralar Beaulieu'sin tint nemlendiricisi. Ben onu gerçekten çok sevdim. Bir de şöyle Beaulieu'sin eyeliner kalemi, ama bu renkli olanı. Dark Berry. Şöyle göstereyim. Öyle suyla sabunla kolay çıkan da bir ürün değil. Tam bir vişne rengi. Çok güzel bir renk. Böyle hani sade bir makyaj yapıp böyle far uygulamadan sadece bunu sürdüğünüzde çok güzel duruyor bence. İyi ki almışım diyorum. Hemen sürüyorum. Gözde de görelim. Biraz kalın yapayım ki belli olsun. Yoksa renk vermesi zaten gayet yeterli. Şöyle göstereyim. Yani bence çok güzel, değişik bir alternatif eyeliner diğer siyahlara göre. Zaten Beaulieu'sin bu kalemini ben çok seviyorum. Çok severek kullanıyordum. Hatta yeşil olanı niyeyse bir mordan daha çok seviyorum. Bana böyle sürümü daha rahat gibi geliyor. Bunun renklisinin çıkması da hoşuma gitti. Hemen bu gözüme de uyguluyorum. Ya BB krem biraz koyu ama çok da sırıtmıyor. Yani güzel, yine fena değil. Ama böyle hani ekranda tabii böyle ışıklandırmada olduğu için çok belli olmuyor olabilir. Fakat böyle aynadan baktığım zaman boynumdan yarım ton falan, bir ton diyemem ama yarım ton falan yüzüm şu an daha koyu duruyor. Yani tek renk olması sıkıntı BB kremi. Light tercih etmek isterseniz SPF faktörlü olanı da kullanabilirsiniz. Hani direkt böyle onu uygularsınız yüzünüze. Güneş kremi kullanmazsınız altına. O da mantıklı bir seçim. Bir de onun kapatıcılığı bir tık daha fazla sanırım bundan. Onu da denemiştim çünkü orada. Ama çok da sırıtmadı ya. Bir dahakine de onu alırız artık. Bir de Nashita'nın bu açılı fondöten fırçasını aldım. Bu fırça çok övülüyordu. Böyle 50 TL gibi, 56 TL gibi çok uygun bir fiyata aldım. Yoksa normalde 90 küsürlerde falan sanırım bu fırça. Hatta daha pahalı bile olabilir. Ben zaten işte kontür olsun, krem kontür olsun, işte likit ya da krem, allık, bronzer, highlighter, bu tarz ürünleri hep açılı fondöten fırçamla uyguluyordum. Bu böyle yapı olarak biraz daha farklı ve yüze daha iyi oturacak gibi geldi. O amaçla aldım açıkçası. Fondöten uygulamak için değil ama tabii fondöten de çok güzel uygulanır. Yani ister istemez yüzümüz kavisli olduğu için bu tarz fırçalar bence çok daha başarılı iş çıkarıyor. Şimdi şu Revolution'un Baby Tint ile bir allık uygulaması yapalım. Fırçayı da denemiş olalım. Şöyle sürdüm.
Evet ya, bu tarz fırçalarla daha güzel oluyor. Özellikle özel gün makyajında fondötenli bayağı bir makyaj yaptınız diyelim. Tabii ki yani günlük makyajda da fondötenli. Oo. Biraz çok sürmüşüm ürünü değil mi? Olsun. Evet, biraz hafiflettim. Ne yaptım? Elimle çok az BB krem aldım. Üzerine geçtim. Alttaki likit aldık da çok daha doğal durmuş oldu. Şöyle şimdi görüntü daha güzel. Evet, ne diyordum? Yani fondöten sürdükten sonra likit ürünleri sürerken bazı ürünler başka fırçalarla dağılabiliyor ya da elinizle olduğu zaman alttaki ürünü bozabiliyorsunuz. O istediğimiz kusursuz görüntü gidebiliyor. O yüzden bu tarz fırçalarda daha sık olduğu için kıllar kolay kolay bozmuyor, güzel oturuyor. Ama böyle daha seyrek olduğu zaman alttaki ürün bozulabiliyor maalesef. Hemen diğer yanağıma da uyguluyorum. Bu sefer daha dikkatli uyguluyorum. Fırçadaki ürün ve iki nokta bence yetecek diye düşünüyorum. Şöyle. Ya bunun rengine de bayılıyorum ya. Çok güzel bu tint. Çantama hiçbir makyaj malzemesi almasam bunu atıyorum yine. Numarasını da söyleyeyim. Bunun da roz olanı bu. Bendeki. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir pembe. Dediğim gibi hiç makyaj bile olmasa yüzünüzde, çok cansız gördüğünüzde kendinizi, sadece böyle yanağınıza bir iki nokta, biraz da dudağınıza çok böyle sağlıklı, güzel, pembe pembe bir görüntü veriyor. Bir de maskara sürseniz bile yeter aslında. Evet, devam ediyorum. Maskaraya geçmeden önce Revolution'ın şu far paletini göstermek istiyorum. Bu Velvet Rose. Ben 95 ya da 99 TL gibi bir fiyatı almıştım. Şu an 75 TL'ye düştü diye biliyorum. Harika renkler var. Şimdi kolumda hepsini swatchlayıp göstereceğim. Şu Irisim Gold'a bakar mısınız? Harika değil mi? Yani Revolution'ın far paletlerindeki o yumuşacık doku, pigmentasyon, zaten bayılıyorum. Evet, renkleri şöyle göstereyim. Yani şu çok irisimli güzel bir gold. Şurada daha hafifi var. Böyle taba tonları, mürdüme çalan renkler, gül kurusu. Çok güzel transition renkler de var. Ve tabii ki şöyle gölge yapmak için hoş bir siyah var. Siyahta sim var mı ona bakıyorum. Hafif bir ışıltısı var. Çok hafif böyle. Çok hafif. Böyle bakırımsı, goldumsu bir ışıltısı var ama görünüş mat gibi. 5 tane bariz simli, diğerleri mat gibi diyebiliriz. Şöyle tekrar göstereyim. Şu, 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 şu ve şu simli, diğerlerine mat diyebiliriz. Dediğim gibi çok güzel transition renkleri var. Sonbaharda da çok rahatlıkla, kışın da çok rahat kullanılan böyle güzel gölgeli makyajlar yapılan renkler var. Zaten böyle kahverengi, gül kurusu, mürdüm, bunları böyle birbiriyle kombinlemek ciddi anlamda çok hoş bir geçiş sağlıyor bence gözde gölgeli makyajlarda. Başarılı bir far paleti olduğunu düşünüyorum. Şimdi gözüme de bir şeyler yapalım. Şöyle bir açıda fırçalıp önce katlanma bölgesini hafif bir yumuşatalım. Şöyle bir renk seçeceğim onun içinde. Ben Revolution'ın farlarını çok beğeniyorum. Gerçekten çok başarılı. Bütün far paletlerinin renkleri çok güzel bu arada. Yani bunu seçerken çok zorlandım. Ama böyle benim tonlarıma daha yakın olanı bu diye düşündüğüm için bunu aldım. Bir de bu aynasını kullandığım bir yıl isim. Çok sevdiğim bir far paleti var. Böyle kahverengi tonlarında sırf. Wonders of You serisine ait. O far paletim böyle artık bitti, aradan çıktı. Onun yerine koyabileceğim güzel bir far paleti oldu diye düşünüyorum bunun. Şöyle. Ya pigmentasyon çok iyi ya. Direkt böyle oturdu renk. Bakar mısınız? Maskara sür çık. Hazır yani. Şöyle direkt önce oturtuyorum. Aa, nasıl bir makyaj yapacağım da bilmiyorum şu an. Düşünmedim ama girdim direkt. Hadi bakalım. Gözümün iç kısmına şöyle bir açık renk uygulayayım. Şöyle gül kurusu olan mattan tercih ettim. Fazlalığını atıyorum. Çok içeri girmişim kahverengiyi. O yüzden yukarı kısımlarında renk çok belli olmuyor ama yine de oldu. Ama kolumda zaten renkler çok bariz belliydi yani. Hepsinin pigmentinin çok başarılı olduğu. Gözde de yine aynı şekilde palette göründüğü gibi gözüküyor, gördüğünüz gibi. Şöyle, evet, bunu da uyguladım. Ortasına şöyle
o gül kurusunun simlisi gibi olanını elimle uygulayayım. Gözümün şöyle orta kısmını ışıltı veriyorum sadece. Çok güzel bir renk. Bunu uzatabiliriz tabii şöyle biraz daha. Evet, hatta göze böyle bu ışıltıyı direkt uygulayacağım sanırım. Öyle daha çok beğendim. Çok kremsi bir yapısı var. Çok güzel. Böyle olunca gözde güzel tutunuyor ürün. Kolay kolay bozulmuyor. Katlanma bölgesine dolmuyor. Şöyle gözümün üzerine bu simliği uyguladım. Yani o ışıltı kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Aydınlatmamı açmama rağmen hava çok kapalı olduğu için biraz gözükmüyor olabilir ama yani böyle aynadan baktığımda ışıkla vurduğunda o simli renk çok ağır ve çok tatlı bir renk. Çok hoşuma gitti. Şu hafif kızıl kahve gibi olandan alıp göz dış kenarlarını artık hafif gölgelendirip göz makyajını bitireceğim. Daha fazla ürün uygulamadan. Bir tık daha kızıl olduğu için daha iyi uyar diye düşündüm. Ama siyah da olurmuş. Şöyle. Evet. Concealer'lı da şu altı bir düzeltelim. Yanıma hiç sünger falan da almamışım. O yüzden şöyle elimle yapacağım. Güzel oldu. Hemen diğer gözümü de düzelttim. Maskaraya geçiyorum artık. Bayağı böyle düğün göz makyajıyla videoyu. Maskaralarda da teleskopik maskara. Bu L'Oreal'in hemen fırçasını göstereyim. Ben bunu daha önce kullanmıştım. Çok da memnun kalmıştım. Fırça böyle ilk çıktığı zaman almıştım. Çok komik, çok değişik gelmişti. Bu nasıl olacak diye. Ama gerçekten performansı harika. Şimdi ilk kullandığım için paketlerini açtım önceden. Tam ürün gelmeyebiliyor ama birkaç kullanımdan sonra her maskara için geçerli. Daha fazla boya gelecektir fırçanıza. Kirpikleri çok güzel ayırıp çok güzel uzatıyor bence bu maskara. Çok böyle Maybelline Lash Sensational'la bunun arasında kaldım. O da indirimdeydi. Bu 119 TL'ydi. Hala öyle indirimde bu arada düşünürseniz. Diğeri 150 TL'ydi. Yani o benim favori maskaralarımdandır. Gerçekten hani onu sürdüğüm zaman takma kirpik etkisi yaratan bir maskara o. Çok severim ama yani bilmiyorum, Maybelline zor çıktığı için yani ne zaman Maybelline maskara uygulasam ve makyajımı çıkarırken mutlaka böyle dökülen, elime gelen birkaç kirpik oluyor. O yüzden de acaba iyi gelmiyor mu bana diye de düşünüyorum. Yine o yüzden bunu aldım. Fiyat olarak da çok iyiydi çünkü. Hatta yani ilk çıktığı fiyatlar da böyleydi. Ya 99'du ya 119'du. Yine aynı fiyata aldım gibi oldu yani. Yıllar sonra. Çok da yıllar değil de. Maskara da yani tek katta böyle bir maskara. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir performansı var. Çok güzel uzatıyor, çok güzel ayırıyor. Hani öyle bir dolgunluk veriyor diyemem ama dediğim gibi böyle tek tek ayrılmış uzun uzun kirpikler istiyorsanız bu maskarayı çok seversiniz. Son olarak da Beaulieu's'in Gloss It'lerinden yine strawberry olanını aldım. Daha önce de kullanmıştım. Çok da severek kullanmıştım. Hemen bunu da yine kullandım zaten. Diğer üründe bitenler de bekliyor. Yakın zamanda çekerim. Aslında kakaolu olanını alacaktım. Instagram'da o bayağı böyle trend olmuştu bu aralar. Ama yoktu ve fiyat olarak da böyle güzel bir indirime girdiği için artık glosslar falan her şey çok pahalı. Ben yine bunu alayım dedim. Çok doğal, çok tatlı bir pembe bence. Her ten rengiyle uyabilecek, dediğim gibi doğal duran bir renk. Kalıcılığı çok yok ama önemli değil yani, yenileriz. Fiyat olarak da uygun olunca. Kokusu da çok güzel. Yine bundan aldım. Evet, yeni aldığım ürünler bu şekilde. Böyle de bir makyaj çıktı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Yine denememi istediğiniz ya da çekmemi istediğiniz bir içerik varsa yorumlara yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.